Kısa Mehmet kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru çözümüyle birlikteyiz. Ülkemizde kuzeye gidildikçe aşağıdakilerden hangilerinde artış gözlemlenmesi şeklinde bir soru. Bazen bu soru şehir ismi verilerek de sorulabilmektedir. Örneğin Adana'dan Sinop'a gidildiğinde ya da Hatay'dan Samsun'a gidildiğinde hangilerinde artış görülmektedir ya da hangilerinde artış görülmemektedir şeklinde sorulabilmektedir. Şimdi sorumuza dönelim ve şıklarımızı tek tek inceleyelim arkadaşlar. Ülkemizi Ekvator'un kuzeyine yerleştiriyoruz soru da bize kuzeye gidildikçe dendiğine göre biz ekvatordan nereye doğru gidiyoruz arkadaşlar? Kutuplara doğru gidiyoruz. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe dendiğinde aslında biz ekvatordan kutuplara doğru gitmiş oluyoruz. A. Güneş ışınlarının atmosferde tutulma oranı. Bakalım arkadaşlar. Atmosferi buraya çiziyoruz. Dünyayı çepeçevre saran gaz kütlesi. Bakınız güneş ışınları ekvatora geldi. Orta kuşakta Biraz daha kutuplara doğru ilerledik. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kutuplarda fazlayken bakınız mesafeye Ekvator'da daha kısadır. Dolayısıyla ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol artar arkadaşlar. Gece gündüz arasındaki süre farkı Değerli arkadaşlar ekvatorda yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanır. Süre farkı sıfırdır. Ancak kutuplara doğru gidildikçe örneğin 11 saat gece 13 saat gündüz şeklinde fark artmaya başlayacaktır. Ülkemizde de güneyden kuzeye doğru gidildikçe gece gündüz arasındaki süre farkı artar arkadaşlar. Yer çekimi dünyanın geoid şeklinden dolayı ekvator yarıçapı daha uzun Kutuplar yarıçapı daha kısadır. Dolayısıyla bir kişi ekvatordan kutuplara doğru hareket ettiğinde aslında dünyanın merkezine yaklaşmış olacak. Dolayısıyla yer çekimi de artacaktır. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru hareket edildiğinde yer çekimi artar. Gölge boyu arkadaşlar bu güneş ışınlarının geliş açısıyla ilgilidir. Ekvator çevresine güneş ışınları daha dik açılarla geldiğinden dolayı gölge boyu daha kısadır. Kutuplara doğru gidildikçe bakınız açı giderek ne yapıyor arkadaşlar? Daralıyor. Biraz daha gittik. Biraz daha daraldı. Arkadaşlar güneş ışınları ekvator çevresine daha dik açılarla kutuplara daha eğik açılarla gelir. Dolayısıyla ekvator çevresinde gölge boyu kısa. Kutuplara doğru gidildikçe gölge boyu uzar arkadaşlar. Dolayısıyla gölge boyu artar diyoruz ülkemizde kuzeye gidildikçe. Tabii ki burada güneş ışınlarının yere düşme açısını da açıklamış olduk dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınları ekvator çevresinde dik açılarla, kutuplar çevresinde eğik açılarla gelir. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının yere düşme açısı artmaz, azalır. D seçeneğine bakalım. Grup ve tan süresi. Arkadaşlar güneşin batma ve doğma anındaki alaca karanlık süresine, alaca karanlık zamanına biz grup ve tan vakti diyoruz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönme hızı, dönme hızı ekvatorda hızlı olduğundan güneş bir anda doğar ya da bir anda batar. Dolayısıyla alaca karanlık süresi ekvatorda kısadır, kutuplarda uzundur. Bir kişi ülkemize kuzeye doğru giderse alaca karanlık süresi artar yani uzar. Çizgisel hıza baktığımızda az önce ifade ettim. Dünyanın kendi eksen etrafındaki dönüş hızı Ekvatorda fazla, kutuplarda azdır. Dolayısıyla kuzeye doğru gidersek çizgisel hız azalır arkadaşlar. Denizlerin tuzluluk oranına bakacak olursak Ekvator çevresinde şiddetli buharlaşma yaşanmaktadır ve bu buharlaşma milyonlarca yıldır devam etmektedir. Dolayısıyla Ekvator çevresindeki denizler daha tuzlu, kutuplar çevresindeki denizler daha az tuzludur. Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluluğu azalır arkadaşlar. Dolayısıyla ilk 5 maddemizde artma gözlenirken son 3 maddemizde arkadaşlar azalma yaşanmaktadır. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.